Toprak. Toprak. Kusura bakma. Çınar, ne oldu? Şey, aslında Lale hiç uyanmadan uyuyor da yıkarken üşüttük mü acaba kızı? Yani ateşi falan çıkmış da uyuyor olmasın? Ateş mi? Var mı ateşi? Yok, ateşi falan yok. Sana mı öyle geldi acaba? Lale yalıdayken çok ağlıyordu, çok sık uyanıyordu bu yüzden. Burada böyle uyuyunca tedirgin oldum ben de. Burada huzurlu demek ki. Bir şey anlamıyorlar zannediyoruz ama ne kadar küçük olurlarsa olsun, çocuklar evdeki bütün tatsızlıklardan, bütün huzursuzluklardan haberdar oluyorlar. Hissediyorlar çünkü. Haklısın galiba. O yalıdaki kavgalardan, o yalanlarla örülmüş duvarlardan ben de çok sıkılmıştım, çok boğuluyordum. Oradaki kaostan sonra burası cennet gibi geldi kızıma da bana da. Gerçi ne kadar kaçmaya çalışırsam çalışayım, gerçeklerden bir türlü kurtulamıyorum. Sonuçta ailem sandığım insanlar hala oradalar. Ama şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Ama senin sayende biliyor musun? Sakinliğinle, bu huzur veren bakışlarınla buradaki dört duvarı sıcacık bir yuva haline getirdin. Toprak. Biliyor musun? Bu evde uyumakta bayağı zorlanacağım. Neden ki? Çünkü seninle aynı odada kalmaya çok alıştım ben. Bir eksiklik hissediyorum. Belki kanepeden sonra yatak çok büyük geldi. Belki de nefesini arıyorum. Kalkalım istersen, ses yapmayalım. Uyanmasın yani. Toprak. Odalarımızı değişelim mi? Neden ki? Sen bu eve geldiğimizde odayı çok sevmiştin. Ben sadece yatmak için kullanacağım zaten. Sen bütün gün evdesin. Orada daha rahat edersin. Olmaz öyle şey. Hem ben odamda çok rahatım. İyi de burası çok küçük. Çınar, beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama bu ev senin evin, o oda da senin odan. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Neden böyle sinirlendin? Hı? Yoksa kocanı kıskandın mı? Sanki böyle gitgide sen abayı yakıyor musun Çınar? Çok özledim. Ama yapamam. Yaparsın. Çınar. Toprak. 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 Dur. Toprak. Toprak bekle. Sorun neyse söyle konuşalım. Ama böyle çekip gitme. Neyse söyle. Bak sorunun ne olduğunu bilmezsem çözemem ki. Ne olur beni çaresiz bırakma da konuş. Toprak. Ben artık bu gözler gülsün istiyorum. Hep birlikte gülelim istiyorum. Bak çok üzüldük. Çok acı çektik. Çünkü birbirimizi dinlemedik. Saçma sapan gurur yapıp konuşmadık birbirimizle. Öfkeyle söylediklerimizi dinlemedik. Hep yanlış anladık. Ama artık yeter. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ellerini tutmak. Hiç bırakmak istemiyorum Toprak. Şimdi benden kaçmana ne sebep oluyorsa söyle lütfen. Korkuyorum Çınar. Yaşadıklarımızdan, aramıza giren olaylardan, tekrar bana inanmamandan çok korkuyorum. Tek suçlu sensin demiyorum kesinlikle. Benim de hatalarım oldu, hem de bir sürü. Ama senden başka güvenebileceğim kimsem yoktu benim. Senden sonra toparlamam çok zor oldu. Çok canım yandı. O yüzden şimdi sana tekrar tutunursam ve sen yine beni bırakırsan benim ayağa kalkmam çok zor olur. O yüzden ne olur izin ver. Kendi ayaklarımın üstünde durayım. Yalvarırım bozma benim dengelerimi. Yapmam. Bırakmam, bırakamam Toprak. Ölürüm de vazgeçmem senden. Söz üzmeyeceğim seni. Bir daha ağlatmayacağım, yemin ediyorum. Bak, sen uzaktayken bile hep benim hayatımdaydın. Hep aklımdaydın, kalbimdeydin.
Sen hayatımın bir parçasıydın. Hala da öylesin. Bana öl de. Asla vazgeçleme. Beni senden, kokundan, sıcaklığından mahrum etme toprak. Benim için kolay mı zannediyorsun Çınar? Sana bu kadar çok aşıkken senden uzak kalmak kolay mı? Ama korkuyorum. Korkma. Sana yemin ediyorum. Bir daha aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine izin vermeyeceğim. İnan bana. Güven bana toprağa. İnanamıyorum toprak. Yine benimlesin. Yine kollarımdasın. Ama... Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çınar, ben Ahmet'le evliyim. Ne demek evliyim? Ahmet de kim? Kuru bir imza o. Hepsi o velayet davası yüzünden değil mi? Allah kahretsin. Keşke öfkeme hakim olup açmasaydım o davayı. Keşke. Ama durum bu. Yapabileceğim bir şey de yok. Ne demek yapabileceğim bir şey yok? Boşanırsın, olur biter. Ne yani? Saçma sapan bir evlilik yüzünden ayrı mı kalacağız? Hayır, ben de onu demek istiyorum zaten. Yani ben Ahmet'ten boşanmadan seninle böyle olamam. Yapamam böyle, biliyorsun. Biliyorum. Elimi kolumu bağlıyorsun. Ama gene de çok seviyorum bu tavrını. Ahmet'le konuşacağım. Boşanmak istediğimi söyleyeceğim. Beni anlayacağına eminim. Şimdi konuşmadım bunları. Böylece kalalım. Ama Kaan... Bütün gün uzaktım ondan. Şimdi acıkmıştır. Haklısın. Tamam, gidelim. Ama şunu bil. Sensiz bir gün daha geçirmeye tahammülüm yok toprak. Ne olur bütün engelleri kaldıralım artık. Hepsi gitsin bitsin istiyorum. Ben de. Hepsi geride kaldı Allah'ın izniyle. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Toprak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Neredesin bu saate kadar? Anne, biz Çınar'la barıştık. Onu anladım. Aklın nerede diye soruyorum. Ay anne, yine başlama ne olur. Başlamaymış. Sen gene aynı haltı yemeye başladın ama. Ya kızım, aklını başına devşir. Ya artık tek tabanca değilsin. Senin canın yansa oğlununki de yanar. Anne, Çınar bana söz verdi. Artık kimsenin canı yanmayacak. Sen de inandın, öyle mi? Bak anne, ben şu anda çok mutluyum. Sen de beni birazcık seviyorsan hiçbir şey söyleme, olur mu? Mutlu ol.
Başından beri en doğrusunun bu olduğunu biliyorum. Ama nedense içim bir türlü rahat etmiyor. Sanırım hata yapmaktan korkuyorum. Bunu zaman gösterecek Çınar. Şimdi kendini heba etmenin bir anlamı yok. Olan olmuş artık. Haklısın. Geldiğimiz günden beri olay eksik olmadı. Bu kargaşa içerisinde seninle de ilgilenemedim. Olsun. Ben şikayetçi değilim. Sen ne yaptın bugün? Evde miydin? Bu masayı buraya taşıdım. Ama sen burayı çok daralttı dersen dışarı taşırım. Yo, bir sakıncası yok benim için. İyi yapmışsın, iyi olmuş burada. Çalışmaya başladın demek. Başladım, geç bile kalmışım. Nasıl gidiyor peki? Bazı konuları hatırlıyorum tabii. Ama bazılarında da çok zorlanıyorum. Akşam işten döndüğümde birlikte tekrar ederiz. Yo, olmaz. Sen zaten bütün gün iş yerinde çalışıyorsun. Bir de benle uğraşma. Ben çalışır hallederim. Halledersin tabii. Halledemezsin demedim zaten. Benim için de pratik olur. Hem bak ne diyeceğim. Buraya bir tane de bilgisayar alalım. Hem sadece kitaplarla çalışmamış olursun. Gerek yok. Neden? Kitaplar yeter bana. Okur çalışır hallederim ben. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Bilgisayarı kuruyoruz. Onu anladım da. Nereden çıktı bu? Sebebini bilemeyeceğim Toprak Hanım. Ama bizi firmadan bu adrese gönderdiler montajı yapmamız için. Buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Şermin, bu nereden çıktı böyle? Beyefendileri Çınar Bey'e göndermiş Toprak Hanım. Az önce arayıp bilgisayarı buraya kurmalarını söyledi. Anneciğim, nasılsın? Babam nasıl, ablam nasıl? Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Abi bilgisayar gelmiş. Ben bunu kurun demiştim, kurmamış bunlar. Onlar kurdu, ben topladım Çınar. Neden? Çünkü sana istemem demiştim. Ama sen yine de yollamışsın. Ama ders çalışırken sana lazım olacak. Öyle olsa bile ben bir şeye hayır dediğimde o hayırdır. Benim için özel bir masrafa girmeni istemiyorum. Toprak. Kusura bakma, seni kırmak istemedim. Ama sandığın gibi öyle pahalı şeyler değil bunlar. Olsun, pahalı ya da ucuz. Sonuçta bir ederi var değil mi? Beni düşündüğünü biliyorum. Ama istemiyorum Çınar. Tamam. Tamam. Bu bilgisayar benim. Sana da hediye etmiyorum. Ama ben yokken gündüzleri çalışabilirsin. Gece de gelince ben kullanırım. Hem nette inceleme yaptım. Öyle programlar hazırlamışlar ki. İçinde ders veren hocalar bile var. Tamam mı? Sen de amma inatçısın ya. Vallahi hediye etmiyorum. Bak hatta şöyle yapalım. Sınavlarım bitince bilgisayarı ben geri alayım.
Senin gibi onurlu, gururlu insanlar kalmadı dünyada Toprak. Erdemlerinin farkındasın değil mi? Hadi inat etme de gel kuralım şunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.